Baba, bu kutuyu hatırlıyor musun? Altıncı yaşında yapmıştım bu kutuyu sana. Sağ olsun elektrikçi Ahmet abi yardımcı olmuştu. Sana bu kutuyu verdiğim günü hatırlıyor musun sen? Tabii ki hatırlıyorum. Sevinçten sabaha kadar uyuyamamıştım. Bizi de uyutmamıştın. Baba, izin verirsen bu kutuyu Asya'ya götürmek istiyorum. Ya bu çok güzel. Biraz oynasın, hemen geri getiririm. Bilmem ki. Şimdiki çocuklar hoşlanır mı böyle şeylerden? Asya sever. O farklı bir çocuk. İyi öyleyse. Yani sevinecekse götür. Baba teşekkür ederim. Hem de nasıl sevinecek bir bilsen. Ben teşekkür ederim. Güzel kızım. Yani bu kaza olmasaydı ben seni el kapılarına bırakmazdım ya. Baba. Öyle kızım öyle. Ben senin sayende dik duruyorum. Sen de Yasemin de bana güç veriyorsunuz. Babacığım. Hele sen. Sen benim yüzümü hep ağarttın. Başımı dik tuttun. Benim senden yana da, Yasemin'den yana da içim çok rahat. Sen benim sırtımı yasladığım dağımsın. Ne demişler? İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil edermiş. Ben senin sayende ayaktayım çok şükür. Canım baba. İnsanın böyle bir zamanda evlatlarından emin olması nasıl büyük bir nimet biliyor musun? Zaman kötü. Öyle şeyler duyuyoruz, görüyoruz ki. Ben biliyorum ki sen benim şerefime leke sürmezsin. Namusumuza halel getirmezsin. Güne kadar senden yana hiç sıkıntım olmadı. Allah senden razı olsun güzel kız. Ben... Ne oldu kızım? Babacığım, benim işe dönmem lazım. Tamam güzel kızım. Hadi geç kalma. Yemek dolapta baba. Tamam merak etme ben hallederim. Babacığım, istersen kalayım. Konuşurum. Yok güzel kızım olur mu öyle şey? Sen işine git. Annesi hasta bir yavrucağa bakıyorsun. Verilmiş bir söz var. Annesini yavrucağı zorda bırakmak olmaz. Hadi sen git güzel kızım. Kutuyu da unutma. Baba, ben yarın da geleceğim. Birkaç ufak tefek iş kaldı, onları hallederim. Tamam güzel kızım. Nerede kaldı? Güle güle kızım. Görüşürüz babacığım.